televizyon programcısı Serdar Tuncer, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Çanakkale ve Gençlik adlı söyleşiye katıldı. Tuncer, Osmanlı'nın günümüzde kasten yanlış anlatıldığını söyleyerek, geçmişiyle bağları kopmuş milletlerin asla başarılı olamayacağını anlattı. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Genç Doku Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Çanakkale ve Gençlik adlı söyleşi televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer'in katılımıyla yapıldı. Öğrenci, çift defa oluyoruz, duruyoruz, sıramızı bekliyoruz, önümüzde birer şehit olur. Daha sizinle bir gibi, daha sonra sonra anlatıldık göre, sizlerle arasında mesafe 8 metre, ya da ölü, o hak. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Serdar Tuncer, Osmanlı'nın günümüzde kasten yanlış anlatıldığını söyleyerek, geçmişiyle bağları kopmuş milletlerin asla başarılı olamayacağını anlattı. Mecid yatağısında Seyit Onbaşı, yüklen bir şükürcenin şartı yolu vermeyi, öyle bakmayın. Vermiş de ondan sonra, o şıkkısı vurulmuş, ortada, o sıra düşman dönmüş, Mecid yatağısının toplarıyla dönmeye başlamış. Kanuni Sultan Süleyman'dan, Necip Fazıl'dan, Beşiktaşlı Yahya Efendi'den şiirler okuyan Tuncer şunları kaydetti. Belki cenaze namazınızı kılan olmayacak. Ben arkadaşlarız. O gün biz Kirtle'de kendi cenaze namazlarımızı kıldık. Çanakkale'deki yok deyince ortaya çıkan şişer sıfır. Bir kardeşlik bir ürünler, benden önce konuşmalarda bahsettiğini fark ettim. Bu istatistiğe ilk denk geldiğinde ben çok şaşırmıştım. Türkiye'nin en çok şehit veren biri Çanakkale'de Tokat, Tokat'ın 3 katı şehit veren bir il oldu. Şimdi Suriye sınırları içinde kalan Halep vilayetimiz. Öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro topluluğunca Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik hazırlanan